Yunanistan mı gelmiş? Bir de meselenin merkezinde 3 tane kadın aday var, güç birliği yapan. Onları da bir konuşuruz ama olayları istersen hızlıca bir yorumlat. Vallahi yani çok bir şekilde bu toplumsal anlamda bir hareketlilik var. Yine pandeminin de etkisi konuşulabilir. Geldi galiba şey Belarus'tan, Minsk'ten çıkıyor. Evet. Minsk'ten Bodrum'a geliyor. Lukashenko ailesini yollamış olabilir, kendisi de kaçmış olabilir diyenler var ama kendisi muhtemelen hala Minsk'te. Ailesini güvenlik sebepleriyle ülke dışına çıkartmış olabilir deniyor. Şimdi tabii Bodrum dünya şeyinin, diplomasinin merkezi haline gelecek böyle bir durum. Bombardier Challenger'la özel uçakla, gelmiş. Ailesi olma ihtimali dediğiniz gibi yani tabii bilmiyorum hesabın güvenirliği şeyi herhalde belli bir rotaya göre veriliyor. Kendisinin orada olduğu düşünülebilir tabii ki. Ya şöyle bir şey var şimdi. Bu tür durumlarda tabii insanın aklına Ukrayna senaryosu geliyor. Geçmişte tabii. İşte Rusya ile Avrupa'nın, daha doğrusu ABD'nin ara ara çekiştiği, daha çok Avrupa Birliği üzerinden ABD'nin çekiştiği bir şekilde fiziken aslında bir noktada böyle ikiye bölünme. Timoshenko zamanı sonrasındaki, onun sonrasında gelen Rus yanlısı lider, evet. Onun tasfiyesi derken işte Doğu Ukrayna'nın bayağı bir işte Rus şeyinde etkisinde kalması. Bir kadife devrim kokusu var mı yok mu tartışılır ama şimdi Avuzcu şöyle bir şey var. Ekonomik kriz varsa, toplumsal muhalefet zemini var ise, özellikle devlet geleneği çok da güçlü olmayan, tırnak içinde söylüyorum bunu, hani Türkiye devlet geleneği çok güçlü bir ülke. Olmayan Belarus gibi, Ukrayna gibi ülkelerde bu tür turuncu devrim, kadife devrim şeyleri çok daha kolay olabiliyor. Bu seçim, bu seçimde belli ki hani o arada elektriklerin gitmesi, internetin kesilmesi sonrasına geliyor. Bir soru işareti var, belli bir birikim var. Ekonomik krizle falan vesaire de bağlantılı olarak bir seçimlerden duyulan muhalefetin bir memnuniyetsizliği var. Kimse de güvenmiyor belli ki. O yüzden böyle bir çatışma zemini var ama yer yer şöyle iddialar vardı. Bilmiyorum ne kadar doğru. Evet. Yerel polisle işte ulusal şey arasında, güvenlik güçler arasında da çatışma oluyor gibisinden. Doğru. Ben dediğim gibi bu yani diğer gösterilerin belki bir uzantısı bir yerde olarak düşünmek lazım. Fazla politize, siyasal seçim sürecinden dolayı sertleşmiş bir politik söylem rakipleriyle. Bu üç kişi yine belki söylemek istersin bir şey. Üç kadın güç birliği yaptı. Onu ben bir küçücük söyleyeyim. Bu üç kadın aday Lukashenko'ya karşı birleştiler. Soldaki adaya son gün yani muhalefet gücü, güç birliği onlardan bir tanesi ev hapsine alındı. Ortadaki isim götürüyor bütün hareketi. Evet. Üstelik de galiba hafif de Türkçe çağrışımları olan bir soyadı var. Bakacağım. Yani şöyle Lukashenko'yu tam olarak kimin desteklediği noktasında net bir bilgi sahibi değilim ama bunları da biraz batı, fazla batı desteklediğine göre Lukashenko biraz daha Rus çizgisine yakın olarak düşünülmeli bence. Tıpkı Ukrayna'da işte Timoshenko sonrası liderde gördüğümüz gibi. Bir defa proje zaten dediğim gibi bir turuncu devrim veya kadife devrim çağrışımı yapıyor ama toplumsal zemin olursa bunlar işler. Çok devam eder mi? Sürekli olur mu? Olabilir. Bir Ukrayna modeli, en azından Doğu Ukrayna modeli bir silahlı çatışma zemini oluşur mu? Ya hakikaten dünyanın çok yeni bir istikrarsızlığa, yeni bir probleme, böyle lokal de olsa bir iç savaş. Çünkü Doğu Ukrayna meselesini biraz öyle görmek lazım. Doğru. Bir Suriye gibi topyekün büyük bir iç savaş olmamakla beraber yine de sıkıntı. Ukrayna'nın da bize yakınlığı biliyorsunuz, Rusya ile pek çok konuda anlaşmamız olduğu halde Kırım üzerinde işte oradaki Tatar nüfusu bağlamında Ukrayna'nın bize yakınlığı, hatta böyle neredeyse yer yer işte geçtiğimiz günlerde bir açıklama vardı, böyle Azerbaycan var bir tavırla biz ikinci şeyiz gibi. Doğru. Dolayısıyla bu bölgenin de çok istikrarsızlaşması, zaten güney istikrarsız, bir de Karadeniz'in kuzeyi ile ilgili yukarılara doğru böyle bir durumun olması, pandeminin etkisiyle de birleşince, ekonomik krizlerle de birleşince hiç iyi bir yere gitmez. Umarız en kısa zamanda Lukashenko bir şekilde kamuoyunu, göstericileri ya da ikna eder seçimin sonuçlarının doğru olduğuna dair ama herhalde o konuda bir kuşku var. Biraz şey devam edecek gibi görünüyor. Bu gerginlik, sıcaklık devam edecek gibi görünüyor. Svetlana
Tikhanovskaya veya Cihanovskaya diyenler de var. Yazılış ve okunuş kökenli şeklinde. Bir şey değil ama en azından değil. Bir... Ama hani kuzeyde vardır. Böyle bir hafiften bir kan bağımız hepsiyle biraz var. Ukrayna şeyinde de bir benim bildiğim Türk asıllı bakan var Ukrayna kabinesinde. Evet.